Peki, sizin hakkınızda bir soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın gerekçesi duruşmalar sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a hakaret ettiğiniz iddiası. Nedir o soruşturmada son durum? Şimdi onlara iftira attım gerekçesiyle bir soruşturma açıldı. Onda bir gelişme yok henüz. Hı ifadeye çağrılmadım çağrılacak mıyım onu da bilmiyorum belki de soruşturmaya gerek yoktur kararda çıkabilir yani evet. ama çok da önemli değil İfadeye de çağırabilirler çok önemli değil yani şimdi bakın Sinan'ı Sinan katledildikten sonra Sayın Savcı Ayhan Ay, benim hassen ifademi aldı bana şu soruyu sordu eşinizin düşmanı var mıydı? Eşinizin husumetlisi var mıydı? Evet. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Şeklinde bu soruları sordu. Ve ben de ona İzzet Hulvi Yönter'i, Semih Yalçın'ı, e, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ve Olcay Kılavuz'un isimlerini verdim. Ve eşime yaşadığı süreci orada ona detaylıca anlattım. Yani o gün ilk ifademde şifain aldığı, altında imzamlı olmadığı ilk ifadede ben zaten bunları söyledim. Ortada bir iftira yok. E, rahmetli eşimin bana söyledikleri ve yaşadıklarımız var ve bunu sadece ben de söylemiyorum. Bunu Sina'nın etrafındaki herkes biliyor ve zaten dile getiriyor. Ailesi de dile getiriyor. Yani ortada bir iftira yok. Ortada dediğim gibi bir yaşanılanlar var, yaşanılan gerçeklikler var. E, madem iftira diyorlar e, ki suçsuz olduklarını düşünüyorlarsa e, suçsuzluklarını ispatlasınlar. O zaman ben de e, ben yalancı olayım yani o zaman. Eğer bana beni bununla itham ediyorlarsa e, buyursunlar, cesaret göstersinler, dokunulmazlıklarını istesinler. Ve gereken gerekli ifadeleri alınsın, soruşturmaları yapılsın. E, kimin ne kadar suçu varsa ya da yoksa ortaya çıksın. Evet. Peki bu süreç içinde siz birçok kez benim yayınımda da yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulundunuz değil mi? Hiç o taraftan evet. size bir şey geldi mi? Görüşelim, derdin ne anlayalım diyenler oldu mu? Hayır, karşı saldırının dışında, hakaretlerin ve ithamların dışında, hedef göstermelerin dışında, Milliyetçi Hareket Partisinden. Bunun dışında benimle ilgili hiçbir girişim veya iletişime geçme çabası olmadı. Çözüme yönelik yani hiçbir girişimde bulunmadılar, görüşme talebinde bulunmadılar. Bulunacaklarını da zannetmiyorum, düşünmüyorum bu saatten sonra. Evet. E, düşünüyordunuz ama değil mi? Yani o çağrıyı ya o yaptığınızda... uzun bir sürede. Hı. Uzun bir süre yani ben görüşeceklerini düşündüm, Aha. beni arayacaklarının en sonunda yani, yani bu iş böyle olmaz, gel otur konuşalım, ne ne değil diye evet bekledim düşündüm zaten yapılması gereken buydu, zaten ben ilk en büyük hayal kırıklığını Devlet Bahçeli'nin bize başsağlığı dilememesiyle ve bu olayı yok saymasıyla yaşadık, Aha. hani oradan başladı zaten hayal kırıklığı ve üzüntü. Ee, ve artık yani her şey olan inancımı kaybettim ben bütün inandığım değerler her şey yerle bir oldu onların yüzünden ee, ama olmadı yani hiçbir ne, ne bir çözüm çabası yani size iftira atılıyor iddiasında bulunuyorlar ya bize iftira atılıyor size iftira atılıyorsa siz e, suçsuzsanız bir suçunuz yoksa içinizdeyse suçlular yapılması gereken bu. suçları verirsiniz, suçların önünden çekilirsiniz, gereken yapılır. Bu çok zor olmasa gerek. ama burada işte başka şeyler var, başka hesaplar var herhalde. Bunu aslında bu sorunun cevabını da en iyi onlar kendileri verirler. Sayın Bahçeli verir. başka şeyler var. Yani ne olduğunu tabii zaman içerisinde göreceğiz. ne oldu hakkında bir fikriniz var mı? Yani neden ee... Mesela suçluları verip de Milliyetçi Hareket Partisi de bundan kurtulmuyor. Suçlu olduklarına mı inanmıyorlar? Ee, size mi inanmıyorlar? Ee, niye peki bunu yapıyorlar? Sizce? Yani inanın İpek Hanım gerçekten bu sorunun cevabını ben de ben de çok verebilmiş değilim. Şimdi burada yani ne denilir ki çok acı bir tablo var. Ee, ve daha da bilmediğimiz isimler var bence. Parti yönetiminden de, ülke ocaklarından da belki daha eklenecek isimler de var bilemiyoruz. Belki de bu yüzden ama yine de Ayşe Hanım bak, benim e, benim yani. Çok uzun zamandır bir türlü yani Türkiye'de e, en son bir Narin Güren cinayeti işlendi. O da çözülemiyor mesela bir süredir. Ee, ama hep aklımda evet. aynı sorular e, gidiyor geliyor. Yani bu kadar büyük organizasyonlar, hı hı. Ee, bir insan bir insanı e, ortadan kaldırmak, onu öldürmek, hayatına son vermek için yani hiçbir sebep yeterli değildir elbette ama çok büyük bir sebebe hı hı. E, ihtiyaç vardır. Şimdi evet. sizin anlattığınız evet, gibi tıpkı o, o köydeki gibi yani bir 8 yaşındaki bir çocuk ne evet. görmüş olabilir de onu ölümle susturursunuz değil mi? 8 yaşındaki çocuğu zaten ikna edebilirsiniz evet. bir şekilde. Ya da evet. Sinan Ateş için Sinan Ateş ne biliyor olabilir ya da ne olabilir de böyle koca bir teşkilatın unsurları kendisini öldürerek kurtulmak istiyor olabilir. Ya bu sorular gerçekten benim aklımın almadığı sorular. Sizin alıyor mu? Ya bu soruları benim de aklım almıyor ama zaman geçtikçe yani bu konuda ısrar edildikçe işin işte bu siyasi boyutuna dokunulmaması için bunların bu çabaları, çırpınmaları bende acaba soru işaretlerini bende büyütüyor. Bunlar acaba daha başka kimleri korumaya çalışıyorlar? Belki çok daha Bilmiyorum yani bizim bilemediğimiz ama daha sansasyonel isimler var Belki bu işin içerisinde Belki de onları koruma çabasındalar yani kimi ve kimleri korumaya çalıştıklarını bu bizim bildiklerimiz dışında bizim bildiklerimiz dışında belki siyaset e, dışında korumaya mı söylüyorsunuz? çalışıyorlar bunu yani, ben de çok merak ediyorum belki siyaset ya belki dışın... siyaset dışından belki siyasetin içinden daha önemli isimler var belki bilmiyoruz yani soru işaretleri böyle oraya doğru okları çeviriyor ama kim bilmiyorum yani kim olduğunu kimler olduğunu bunların neyi ve neleri korumaya çalıştığını daha fazla bu inat neden bu koruma çabası neden bu çırpınış neden ben devletime güveniyorum devletim inşallah bunları da ortaya çıkaracak